Yılmaz Bey, bugün 70. iMod fuarındayız. Sizler de TASEB olarak katılım sağladınız. Öncelikle fuar hakkındaki düşüncelerinizi alın. 69.sü yapılıyor bu fuarın. TASEB, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı olarak her iki fuarın, hem iMod fuarının hem ISAF fuarının isim babasıyız. Kendimize standımızla ve okulumuzdaki öğrencilerle beraber destek veriyoruz. Bizim amacımız, adından da anlaşılacağı gibi, aslında eğitim. Tabii ama araştırma ve geliştirme projelerimiz de var. En büyük araştırma projemiz şu anda Türkiye'nin ayak haritasını çıkarıyoruz biz vakıf olarak. Türk insanının ayakkabı yapısını ölçmeye çalışıyoruz. 4000 denekle İstanbul'da bitirdik. Şimdi Türkiye'ye yayacağız. 10.000 denekle içi bitirdikten sonra da bunu bir rapor halinde sektöre sunacağız. Aynı zamanda eğitim vakfı, dediğim gibi, bir okulumuz var Halkalı bölgesinde. 650 öğrencimiz var. Lisemiz var. Teknik Anadolu Lisesi. Aynı zamanda Türkiye'deki toplamda 8 okul. Bunun 4'ü yüksekokul, 1'i üniversite, 3'ü de lise. Bunların da bütün desteklerini yapmaya çalışıyoruz vakıf olarak. Hem malzeme desteği hem de burs desteği olarak. Bunları destekliyoruz. Fuarlar tabii çok önemli. Ben de ayakkabı yan sanatçısıyım. Aynı zamanda dernek de üyesiyim. Ben 1992 yılından beri fuarlara katılırım. Hem Türkiye'de hem de İtalya'daki fuarlara. Fuarların önemini aslında katıldıkça anlıyorsunuz. Kurumsallaşan fuarlara daha çok yurt dışından insan ziyaretçi geliyor. Siz de o fuarda eğer uzun süre yer alıyorsanız mutlaka bunun karşılığını artı değer olarak görüyorsunuz. Normalde bazı arkadaşlarımız bir iki fuara katılıp bir şey alamadık diyorlar ama devamlık burada esas. Gelen müşteri sizi orada görmek istiyor. Evet, bu firma devamlı fuara katılıyor. Kurumsal diyor ve fuara katılıyor. Bu fuarda inşallah bildiğiniz gibi hem dünya hem Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Enflasyon yüksek, talep daralmış durumda. Maalesef hani tamam, nihayet tüketici için belki ama bizim gibi üreticiler için hava şartları da çok uygun geçmiyor. Çok sert kışlar yok. Bu nedenle zorlandığımız bir dönemde İnşallah sektörümüzde can suyu olacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. İnşallah Allah herkese bol ve hayırlı kazançlar nasip etsin diyorum.